Dedem koç, oğlum kolay gelsin. Sana işimiz düştü, çok acil. Ula sen de iyice ayağını alıştırdın ha. Ya bu sefer durum ciddi kızım, işin ucunda 20 sene var. Kriminale gidip bir tane mermi çekirdeği almamız lazım. Biliyoruz, abim anlattı her şeyi. Raporu hazırlayacak adamın adı Tolga Tekin. İşte evli, iki çocuğu var. Ha iyi, Allah bağışlasın. Ha. Ne işimiz var memurla? Yani biz içeri giremeyiz de o dışarı çıkabilir. Sonuçta adli tıp, böyle saç sakal takıp giremeyiz. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Araştırdım işte. Bir sürü kıza yazmış. Evli değil mi bu adam ya? Evli de güzel kızlara da zaafı var işte. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Güzel bir kız bulacağız. Sokulacak adama. Fotoğraflarını çekeceğiz. Sonra tespit edeceğiz. Zaten kılıbığın teki. Güzel bir kız ayarlayabilir misin? Sen yapmaz mısın ya? Muhtar, güzel kız diyorum ya. Ben güzel miyim abi? Değil misin? Senin nasıl bir güzellik anlayışın var ya? Çok iğrenç oldum ben böyle ya. Çık da bir görek ne kadar iğrenç oldun. Baksana çok çirkin değil mi bu böyle? Ha? Yani... Bu üstü biraz fazla mı açık olmuş? Öyle mi diyorsun? Hiç anlamam ki, ben internetten baktım işte. Adam da vurmuyor şimdi durduk yerde. Ne diyorsun ya? Yani... Tamam, bir şey demiyorum ya. Muhtar, adam gibi bir şey söyleyecek misin insana? Yani sen bilirsin. İşte olmuş olduğu kadar. Üşüme yalnız böyle üstüne bir şey çıkarken. Meltem, nedir durum? Halledebileceğim şu mermi işini. Evet, Rüfikar'leyiz, halledeceğiz. Ay. Tamam, hadi bitirin şu işi. Bitirince haber ver bana, tamam mı? Tamam, merak etme. Hadi. Oynama şununla ya, ver. İdman yapıyoruz kızım. Ayrıca onun beyaz ayarı bozuk. Bir de anlıyormuş gibi konuşuyorsun, hadi. Ayrıca ötek de kısa. Nasıl, olmamış mı ya? Vallahi artık olduğu kadar. Sana o da fazla ya. Hadi yürü. Hadi. Hadi. Orada işte adam. Tamam. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Sen şimdi al bunu. Tak kulağına. Telsiz bu, haberleşmek için. Allah Allah. Biliyoruz o kadarını. Muhtar, tıraş yapma. Sen de yakın davranacağım diye öyle fazla abartma. Bozuşmayalım. Tamam, yapacağız bir şeyler. Sen lütfen fotoğrafları düzgün çek. Tamam. Tamam. O iş bende. Sıkıntı yok. Çok abartıyorsun, çok biraz ağırlığın olsun. Muhtar, sen sus, sen sus. Merhaba, eşlik edebilir miyim? Tabii, buyurun. İsmim Tolga. İsminiz? Yasemin. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Siz ne iş yapıyorsunuz? Kriminolojideyim. Aa, süper. Süper. CSI'de. Şeydeki, CSI'deki falan gibi mi? Hani böyle laboratuvarlar falan. Aynen. Öst, abartma lan.
Sus arkadaşım sen, sus. Çeksene sen. Efendim? Acaba diyorum çok mu uzak kaldınız siz? Sandalyeyi mi çekseniz? Olur. Sen çok tatlısın. Sen de öylesin. Yok arkadaşım, mahsus yapayım. Aklınca beni mi kıskandıracak da beni mi test ediyor? Az daha sokul, az daha sokul, tamam. O kadar demedik, o kadar demedik. Nasıl? Siz çok mu geldiniz acaba, dibime gittiniz? Biraz öteye mi gitseniz? Ha, pardon. Bak dünyanın en kısa fıkrası. İki kadın sessizce oturuyormuş. İki kadın sessizce oturuyor. Karım arıyor. Aa. Ses yapma. Efendim karıcığım. Nerede olacağım? İşteyim tabii ki ya. Vallahi işteyim karıcığım. Ha? Bak çok önemli bir işim var. Bu gece gelemeyebilirim bile. Tamam tamam, ben senden ararım ya. Tamam tamam. Çocuklar öp benim için, tamam? Tamam tamam hayatım. Karımı da atlattım. Artık bütün gece beraberiz. Tamam oldu. Bana müsaade o zaman. Çok memnun oldum tanıştığıma. Nereye ya? Gece daha yeni başlıyor. Bıraksana arkadaşım sen kolumu. Otur biraz otur. Ya bırak. Bir şey yapmayacağım. Ya. Yaparız. Sen ne istiyorsan onu yaparım hayatım. Ne oluyor lan burada? Eyvah nişanlım. Ne oluyor lan burada? Bakın beyefendi yanlış anladınız. Taciz etti resmen beni. Taciz mi? En sevmediğim eylem. Abartmasaydın muhtar, abartmasaydın. Sesini seninle de konuşacağım. Ya! Ya iyice kaptırdın bak kendine. Bak hala konuşuyor, yürü lan. Seninle evde konuşacağız, kaptırmış kendini. Ne yaptın o kadar? Tövbe yürü. Bak bu güzel muhtar, bunu koyalım kadın kafayı yer. Çalışır mı diyorsun bu? Adam çok korkuyor karısından ya, mesajları okudum. Ya böyle de özel hayata müdahale ediyor gibi oluyoruz, bir içime sinmedi. Olmuyor böyle ya. Muhtar ya herro ya merro, kapatacağım şimdi bilgisayarı ha. Allah Allah, Allah Allah, kapat. Hemen kapat. Arkadaş sürekli bir atar, sürekli bir gider. Tamam anladık, anarşistsin tamam ama... Ya sus, sus. Zaten senin kaşların benim dikkatimi dağıtıyor ya. Tövbe ya Rabbim ya. Kaçtı taka. Taktı kaşa. Yine nasıl bir belanın içindeyiz acaba? Buyur. Alo. Dedem. Saddettin standart delirme pozisyonuna girdi. Poyraz'ı kaldırdı, işkence ediyor. Şimdi ben bunu gidip babaya söylersem Saddettin beni öldürür. Babaya söylemezsem de kulağına giderse bu sefer baba öldürür. Ne yapacağım bilemiyorum dedem. Zülfikar'a söyleyeyim onu öldürsünler dedin, öyle mi? Aynen dedem öyle. Güzel. Ben geliyorum şimdi hemen. Sen Poyraz'a sahip çık. Hadi. Ne oluyor ya Poyraz'a sahip çık falan? Ya benim acele bir işim çıktı. Şimdi gitmem lazım. Yarın görüşürüz. Eyvallah. Hayır. Olmaz, söylemeden bırakma. Hayır. Ya kızım acele ediyorum, anlamıyor musun? Gel. Müdürüm. Ha. Kriminolojiden gelen dosya. Sadrettin Umman'dan çıkan mermi çekirdeği ve kovan eşleşme raporu. Gel sen çık, tamam. Alo. Söyle müdürüm. Rapor geldi elimde. Şimdi oldu işte. Hayda. Ne oldu be? Silahın kaydı bulunmadı diyor. Nasıl bulunmaz oğlum? Poyraz vurmadı mı lan bu herifi? Vurdu. Ama rapor öyle diyor işte. Astronomi. Halloldu yani değil mi? Evet Devrem. O zaman? Başka maceralarda görüşmek üzere diyerek. Dur ama bir kapama. Ne oldu söyle.
Sen harbi beni kıskandın mı ya? Saçmalama lan. Neyine kıskanacağım senin? Kıskanmadın mı? Hadi arkadaşım. Hadi kapat hattı, meşgul etme. Hadi. Resmen kıskandı işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.